Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın uğradığı yumruklu saldırı Ankara'da gündemi bir anda değiştirdi. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini telefonla iletti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İlitaş ise saldırıyı meclis kürsüsünden kınadı. Kayseri'de meydana gelen yumruklu saldırının ardından ilk tedavisi yapılan Enerji Bakanı Taner Yıldız helikopterle Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Bakan burada da doktorlar tarafından kontrolden geçirildi. Ardından da anayasa değişikliği görüşmelerine katılmak üzere meclise geçti. Sayın Aytaş, teşekkür ederim. Saldırı haberi duyulur duyulmaz devletin zirvesi de harekete geçti. Bakan Yıldız'a ilk geçmiş olsun telefonları Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'dan geldi. Her ikisi de Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Şehit cenazesinde bakana yapılan saldırı anayasa değişikliği gündemi nedeniyle tansiyonu yüksek olan parlamentonun da gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş saldırıyı kınadı. Kendini bilmez bir kişinin Sayın Bakanımıza yaptığı saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Elitaş vekillere bakanın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Sayın Bakan'ın saldırı esnasında gözlüğü kırılmış, burnunda 2-3 dikiş atılacak şekilde yara ortaya çıkmış. Hamdolsun burnunda herhangi bir kırık vuku bulmamış.